bugün siz bir tweet attınız. Hani deyim yerindeyse bütün sosyal medyayı, hatta medyayı salladınız diyebilirim. Şöyleydi bilmeyen seyircilerimiz için tweet attığınız mesaj. Hayırcılar, 7 Temmuz'dan sonraki kaosu bile mumla ararsınız. Şimdi bu geniş bir kitle tarafından, sosyal medyadaki takipçileriniz tarafından ya da takip etmeyen ama bu tweet'i görenler tarafından biz tehdit ediliyoruz bir olarak algılandı. Evet, hayır demek isteyenler tehdit ediliyor diye. Tehdit ettiniz mi? Hayır, niye böyle bir tweet attınız? Yok, bu tehdit etmedim. Ben burada bir uyarı yapmak istedim. Ve insanlara dedim ki bakın 7 Haziran'dan sonra ne oldu Türkiye'de? Ciddi bir istikrarsız döneme girdik. Öyle bir döneme girdik ki insanlar yandım Allah, hatta ya kantarın topu fazla kaçtı. Biz AK Parti'ye yani böyle bir sarı kart göstermek istiyorduk ama neredeyse bu kırmızı karta döndü dediler. Ve ondan sonra bir baktık 7 Haziran'dan 1 Kasım'a bir anda bir oylar savruldu. Ve o oylar... olumsuz oy veren insanlar AK Parti'ye bir anda değiştiler ve ya istikrar elden gidiyor, Türkiye elden gidiyor deyip bu sefer de AK Parti'yi çoğunlukla iktidara getirdiler. Şimdi böyle bir kesim insan var. Demek ki Türkiye'de bir savrulan bir oylar var ve ben bu oylara bakın dikkat edin, bu yoksa hayır diyen insan da bizim için başımızın tacı, evet diyen insandı. Bu herkesin en demokratik hakkı. Buna karışmaya kimsenin hakkı yok. Ama bu savrulan oyları aman dikkat edin. Bakın geçen sefer yanlış bir hareket yaptınız ve sonra dediniz ki ya ülkede kantarın topu kaçtı. Keşke böyle yapmasaydık. Bunu eğer 16 Nisan'da bu şekilde yaparsanız maazallah yapmayın. Çünkü o zaman bu olayı ondan sonra olabilecek istikrarsızlığı bir kasımımız yok. Telafi edebileceğimiz bir kasım yok. Peki soru şu. Şimdi bu tweet'i attınız, bu sosyal medyada yazdınız fakat sonra sildiniz. Evet. Bizi izleyen seyircilerimiz şunu soruyorlar. Madem silecektiniz niye attınız? Bir. İkincisi bu doğrudan şöyle, hakikaten bir tehdit olarak algılanıyor. Çünkü bu sadece sizin tweet'iniz de değil. Bu sıralar işte bir il başkanı olsun, bir AKP adına konuştuğunu söyleyen bir başka isim olsun. Sürekli hayırcılar üzerinden bir tehditvari mesajlar dönüyor. Şimdi burada tabii reklam yapmak istemiyorum ama şöyle bir şey olay var. Ben o tweet'i attıktan sonra şunu gördüm. Bir sürü cevap geliyor. İşte bizi tehdit ettin. Yani çok uygunsuz laflar da dönüyor sosyal medyada. Çünkü insanlar evlerinin güvenliği içinde her türlü küfrü edebileceklerini de sanıyorlar. Halbuki bunların hepsi bir kanun önünde bir suç. Ama bunu bir kenara bırakıyorum ben. Ben orada o tweet'i attıktan sonra şunu gördüm. Bunun daha detaylı bir şekilde anlatılması lazım. Öyle yani bir 140 vuruşluk şeyle bir tweet'te bakın ben sizi uyardım demenin bir anlamı yok. Neden uyardın? Nedir onun içeriği? Ben böyle uzun uzun tweet'ler atan bir insan da değilim. Yani toplam bütün tweet'lerimi toplasanız 5 yılda 6 yılda 200'ü bulmuyor. Ve daha çok da dış politika konusunda atıyorum. Bunun üstüne dedim ki ya bunu bizim gazetemizde Yeni Birlik Gazetesi'nin ben başyazarıyım. Orada daha detaylı bir şekilde yazayım ve yarın da zaten çıkacak yazıda da var bu. Yine burada yani reyting için yapmadım ben bunu veyahut da işte o gazetenin reklamı için de değil. Ama bir gerçek var. Orada oturup da anlatmamız lazım. Neden? Neden? Çok basit neden. Ya Türkiye bakın çok büyük bir maceraya girdi 7 Haziran'dan sonra. Ne oldu? PKK endeks savaşlarına başladı. Ayaklanma yaptılar ya, şaka değil bu. Türkiye zayıfladı diye akıllarınca bazı yerlerde hatta Türkiye'yi bazı ilçeleri, bazı illerin mahallelerini Türkiye'den koparalım. Kürt kurtarılmış bölgeleri yapalım gibi bir girişime girdiler. Neden? Dediler ki hükümet zayıfladı, hükümet yok ortada, meydan boş. Bunun gibi ekonomi kötüye gitti birçok alanda, gerçekten istikrarsız ve bir kaos havası esti Türkiye'de. Zaten seçmen de yandım Allah deyip 1 Kasım'da bunu düzeltti.
Şimdi diyoruz ki aman onu yapmayın. Şimdi bütün söylediğim bu.